İzleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mutfakta Hayattan hepinize sevgiler, saygılar ve selamların en güzelini gönderiyoruz. Ve diyoruz ki mevsimlerin hepsi birbirinden daha güzel, daha özel. Ama özellikle kış ayı için, belki pek çoğunuz için kış ayı tatil anlamına geliyor. Ya da kar yağışını izlemek ya da güzel bir kardan adam yapmak anlamına geliyor olabilir. Ancak kış birçoğu için de soğuk, üşümek, açlık, yokluk ve çamur, sefalet anlamına geliyor. Ve özellikle şöyle gösteriyorum ki diyoruz ki bu kışın sokakta bulunan çocuklarımız üşümesin diye ya da evsizlerimiz evsiz kalmasın diye siz de bir adım atın ve yardım edin. Özellikle o üşüyen çocuklarımız için mont yardımı yapabilirsiniz. Kazak yardımı yapabilirsiniz. Pantolon yardımı yapabilirsiniz. Hatta temizlik kolisi değil mi? Şu an çamur, çorak, her taraf pislik içerisinde bir koli temizlik malzemesi gönderebilirsiniz. Yetmedi mi? Un çuvalı alabilirsiniz. Her gün belki onlara ekmek gönderemezsiniz ama un alıp onların kendi ekmeğini kendileri yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bunlarla da kalmayacağız. Pek çok detay daha var. Kiminle mi konuşacağız bu detayları? Deniz Feneri Derneği'nden Gülşan Sağlam de bir hanımefendi bizimle birlikte olacak. Yapılan projeleri ve daha neler yapılabilir hep birlikte konuşacağız. İzleyicilerimiz tekrar hoş geldiniz. Efendim bugün yardım diyeceğiz. Yardım için neler yapabiliriz? Biz elimizden gelen neler var? Onları konuşacağız. Size iki tane broşür gösteriyorum. Bir tanesi bu, diğeri de bu. Bunu ikinci bölümde detaylarıyla yine inceleyeceğiz. Şimdilik sadece ufacık bir gösterdim. Neler yapabilirmişiz? Aslında farkında olmadığımız, pek çok kişiye ulaşabileceğimiz birçok alan varmış. Bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle Gülşen Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Deniz Feneri Derneği'nden geliyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor hayat Deniz Feneri Derneği'nde? Dolu dolu gidiyor. Dolu dolu gidiyor. Dolu dolu. Yani her gün bir şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yenilikler yapılıyor. İnsanları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Evet. Siz Deniz Feneri Derneği'nin hangi alanında görev yapıyorsunuz? Giyim mağazası bölümündeyim. Giyim mağazası bölümündesiniz. Evet. O zaman tam giyim mağazası bölümünün ihtiyaç duyduğu şeylere şöyle tekrar bir daha bakalım. Ve diyelim ki kış geliyor, çocuklar üşümesin. Kış zordur. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahibi insanlara desteklerinizle kış yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın pek çok yerinde yine çocuklara ve ihtiyaç sahibi olan diğer insanlara yardımlarınız ulaşıyor. Peki bir bot bedeli, yani kışlık bir bot bedeli ne kadarmış? 50 liraymış. Çok cüzi miktarlar bunlar. Bir mont 50 liraymış. Yine bir kazak 25 TL, pantolon 25 TL. Yani şöyle bir bakıyorum, aslında siz 150 liraya rahatlıkla bir çocuğu giydirebiliyorsunuz. Evet. Başka neler yapıyoruz giyim mağazamızda? Giyim mağazamızda ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Onları arkadaşlarımız tespit ediyor. Gerçekten ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Evlerine bizzat gidiyor, yüz yüze görüşüyorlar. Daha sonra eğer kanaat getirirse o ailelerimize yardım çıkıyor. Giyim ve gıda olabiliyor. Bu maddi açıdan para da olabiliyor eğer gerçekten ihtiyacı varsa. Biz tabii ki giyim bölümündeyiz. Sonra bu aileler bize geliyor, devrediliyor daha doğrusu. Biz bu ailelere randevu veriyoruz, davet ediyoruz mağazamıza. Mağazamıza gelen
randevulu gelen aileler istedikleri gibi, yani 7 parça, 10 parça diyoruz ama o kişinin durumuna bağlı. Yani bazı aileler gerçekten çok zor durumda oluyorlar. Örneğin evleri yanmış oluyor. Veya bu Suriye'den gelen aileler oluyor. Evet. Hiçbir şeyleri olmuyor. Hatta eşyaya da ihtiyacı oluyor bu ailelerin. Biz bunlara daha fazla verme olanağımız var. Böyle istedikleri gibi normal bir mağaza şeklinde zaten mağazamız. İstedikleri gibi istediği ürünlerden alabiliyorlar. Peki bu mağazaya gelebilmek için öncelikle size bir başvuru yapmaları gerekiyor sanırım. Tabii. Başvuru yapacaklar. Çağrı merkezlerimiz de olabiliyor veya bir posta adresleriyle olabiliyor. Çağrı merkezimizin numarasını verelim. 0212 414 60 60. Bu numarayı arayıp çağrı merkezimizde istedikleri gibi sorabilirler. Bunu aynı zamanda yardım alan kişi ve bağışçılarımız da arayabilir bunu. Evet, yardım alan kişi ya da yardım yapmaya isteyen kişiler yine bu numarayı arayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün de birkaç kişi ya da bir kişi dahi olsa bu kişi üşümesin diyorsanız siz de bu numaraları arayabilirsiniz. Tabii ki buraya siz sanırım kullanılmamış kıyafet bağışı kabul ediyorsunuz. Evet, sıfırdır kıyafetlerimiz. Tamamen bağışçılarımız tarafından gelmiştir. Peki sadece kıyafet mi veriyorlar bu giyim mağazasına, yoksa ücret verip siz de gidip o kişiye göre alım yapıyor musunuz? Mağazanızda bulunduruyor musunuz? Şöyle, yani kıyafet veriyorlar, ücret veriyorlar ama örneğin dünyanın birçok yerine yardımlarımız var bizim. Bu kıyafet yönünde yurt dışına örneğin kıyafet gönderemiyoruz. Evet. Oraya da parayla gidilip alınabiliyor. Yurt içinde de kargo veya işte kendi araçlarımızla gönderebiliyoruz, paket yapıyoruz. Zaten 2007 yılından itibaren, ondan önce 2007 yılından önce paketle veriliyormuş. Yani gıda yanında giysilerle beraber ailelere teslim ediliyormuş. Evet. Bunların ayak numaraları, beden numaralarını alınıyormuş, tek tek belirleniyormuş. Evet, öylelik veriliyormuş paket halinde. Şimdi yine öyle yapıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirler. Biz onlara gönderebiliriz. Çünkü temsilciliklerimiz var orada da. Evet, ne güzel. Sadece İstanbul'da değil, gelip ben İstanbul'a gitmeliyim, İstanbul'da deniz fenerini bulmalıyım diye sorun varsa aklınızda, böyle bir şey yok. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hatta dünyanın 65 ülkesine siz bunu gönderiyormuşsunuz yine bu şekilde. Evet. Maşallah Allah diyorum. Yani 65 tane ülke ne demek? Evet. Çok büyük bir başarı gerçekten. Tebrik ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil sevgili izleyicilerimiz. Siz de Türkiye'den ulaşabilirsiniz, yine yardımcı olabilirsiniz ya da yardım almak istiyorsanız rahatlıkla arayabilirsiniz. Yeter ki gerçek ihtiyaç sahipleri olsun bu kişiler. Tabii. Orası çok yüksek çok mi peki? Ülkemizin durumu nedir? Gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelerin sayısı oldukça fazla mı? Ülkemizde ihtiyaç sahibi var, evet var ama aç yok. Yani aç değiller. Ama yurt dışında kesinlikle Afrika ülkeleri özellikle bunlar çok hem açlıkla hem susuzlukla mücadele ediyorlar. Yani dediğim gibi Türkiye'de evet ama Türkiye'deki insanlar biraz daha doymuş. Tabii ki fakir var. Hele şu Suriye'den gelenlerin birçoğu çok ihtiyaç durumundalar. Şöyle mi diyebiliriz o zaman? Hani ülkemizde gerçekten sadece Türk vatandaşı etiketi altında, kimliği altında bulunanlarda evet ihtiyaç sahibi var. Var var. Var. Lakin ülkemiz çok şükür bolluk bereket içerisinde aç yok. Evet, aç yok. Öyle bir durum yok. Belki bir eşyası eksik, belki kıyafeti eksik, belki evinde pek çok şeyi kabukacağı, kullanacağı bir şeyleri yok ama evet. Aç değil. Çok şükür gününü devam ettirebiliyor diye biliriz. Evet, evet. Ama yurt dışından gelenler tamamıyla mı sıfır konumda? Yani şahsen ben öyle görüyorum. Yurt dışındakiler, yurt dışından gelen derken Suriyelilerden bahsediyorsun. Evet. Yani sıfır derken şu an sadece giysilerini almışlar, canlarını kurtarma pahasına gelmişler. Şu an sıfır denebilir. Peki, fakat Türkiye'deki insanların Suriyelilere bakışı nasıl? Ya birçoğu böyle içine alıyor. Yani kardeşim diyebiliyor, sarabiliyor onu birçoğu. Tabii ki bazılarını ayırmak gerekir. Hani Tenzih ederim. Bazılarını tenzih ederim ama birçoğu böyle sarmış durumda. Kardeşimdir, hatta elini uzatıyor. Sadece dernekler değil, kendi bildiğine özgürce ondan bundan toplayıp yardımlar edebiliyor. Ama
Peygamber Efendimizin de bir hadisini burada söylemek gerekir. Yani komşusu açken yatan bizden değildir. Evet, tok yatan bizden değildir ki Osmanlı çok büyüktü. 450 tane ülke üzerinde ve daha fazlası üzerinde hakimiyeti vardı. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Gittiği her yerde herkese o yardım elini gösterdi, asla ötekileştirmedi. Her zaman sevgiyle, saygıyla hala da anılıyorsak biz Osmanlı torunları, Osmanlı evlatları olarak anılıyorsak altında bence bu yatıyor, bu güzellik yatıyor ve biz onu biraz daha canlandırmalıyız sanırım. Evet. Şu an daha çok canlanmış durumda bence. Dernekler, yani çünkü sadece bizim derneğimiz değil, diğer dernekler de var yani yardım kuruluşları olarak. Pek çok dernek Pek çok dernekler var. Ama Allah razı olsun bütün bağışçılarımızdan. Yani onların yüzlerini güldürdüler. Evet. Ve bu sayede bizim yüzümüzü de güldürüyorlar tabii ki. Rabbim. Evet. Rabbime şükürler biz olsun diyelim. Biz istiyoruz, yolu açıyoruz, Rabbim de gönderiyor diyorsun. Tabii, biz zaten köprü vazifesi yapıyoruz. Bağışçılarla yardım, yani tamamen yardıma ihtiyacı olan kişileri bulmak babında. Evet. Rabbim hepsinden razı olsun. Amin diyoruz biz de. Rabbim hepsinden razı olsun sevgili izleyicilerimiz. Gülşen Hanım bugün bize lezzetler hazırlayacak. Neler hazırlıyoruz Gülşen Hanım? Bugün ekşili köftemiz var. Ve traliçemiz var tatlımız. Evet. Hangisiyle başlayalım? Tatlıdan başlasak daha iyi olur. Daha mı iyi olur? Evet. Tamam. Tatlımıza başlayalım. Onu bir fırına gönderelim o zaman. Buyurun şöyle bir kasemize aldım. Size getirdim. Tabii ki ellerinizi yıkayabilirsiniz. Ekşili köfte yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Bugün içerisinde bolca sebze bulunuyor. Kerevizimiz var, patatesimiz var, havucumuz var. İçerisinde yine çok azıcık pirinçle birlikte takviye yapacağımız güzel bir ekşili köfte hazırlayacağız. Ardından çok severim, çok da bayılırım tadına trileçe yapacağız. Karamelli var, frambuazlı var, pek çok çeşidi var. Biz bugün karamelli olarak hazırlamaya özen göstereceğiz. Gülşen Hanım neyle başlıyoruz? Buyurun. Evet, yumurtalarla başlayalım. Başlayalım. Şekerimizi koyalım. Bir bardak şeker, 4 yumurta. Bir su bardağı şekerin içerisine 4 adet yumurtanızı kırıyoruz. Ben kırayım sizin için. Daha kolay olsun. Yardımlaşalım burada da. Buyurun. Şöyle 4 adet yumurtayı kırdım. İyice çırpıyoruz. Evet. Sanırım buradaki en önemli nokta yumurta ve şekerin iyice çırpılması olsa gerek. Aslında bakarsan puf noktalarından biridir bu. Çok yapıyor musunuz trileçe? Yok, çok yapmıyorum. Çok yaptım söylenemez. Çünkü çocuklarım çok fazla sevmiyorlar. Ben seviyorum, bana denk gelmiş. Bugün demek ki kalbim okumuş, bana denk gelmiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sürpriziniz için. Evet, pek çok konuğumuz diyor ki Fatma Hanım biz oraya gelip yemek mi yapacağız? Ben de diyorum ki evet yemek yapacaksınız. Hatta birlikte yiyeceğiz. Tadına da bakacağız diyorum. Şaşırıyorlar. Normalde bir aşçı olur ve aşçı yapar. Size de böyle geldi mi bu durum? Bana mı? Evet yemek yapacaksınız deyince size de tuhaf geldi mi? Yani tuhaf geldi derken ya açıkçası ben kendimi bu işin içinde buluverdim. Ne olduğunu anlayamadım bile. Bazı şeyler nasiptir ya, siz oraya lazımsınızdır. Vallahi sizi bir anda oraya atıverir, orada bulursunuz kendinizi. Ya ben burada mıydım dersiniz. Şimdi ben evet derken başka bir şey için evet demiştim ama bu işin içinde buldum anlayamadım bile. Hayır dememe fırsat kalmadı yani. Demek ki hayır var bu işin içerisinde. İnşallah öyledir. Evet, hayırlı bir işler siz de burada vakıf oldunuz, aracı oldunuz. İnşallah biz de derneğimizin ve yaptığımız faaliyetlerin sesini çok daha insanlara duyurmuş olacağız sizin vesilenizle. Şimdi güzelce çırptık, irmik koyduk. Bir çay bardağı kadar mı yoksa 3 yemek kaşığı kadar mıymış? Birazcık kutu i̇rmik çekelim. Evet, ne biraz kadarmış? 3 yemek kaşığı. Evet, 3 yemek kaşığıydı. Hafif kopyalara değinmiyor. Evet. Şimdi konular çok olunca arada destek alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tamam, bunun altını aslında yağlayabiliriz. Tabii alabilir miyim makarna tepsisini? Hemen yağlayayım sizin için. Şöyle. Un ekliyoruz. Evet. Unumuz da arka tarafınızda hemen kasenizin içerisinde. Siz bakın göz kararı ne kadar gerekli.
Hepsimizi bir güzel yağlıyorum bu arada. Bu işlem tamamdır Gülşen Hanım. Teşekkür ederim. Fırın tepsimiz hazır. Bunu göz kararı koyuyoruz. Yani çok koyu olmayacak. Yoksa sert olur. Çok sıvı olursa da pişmez. Fırınımızı kaç dereceye ayarlayayım ben bu arada? 180 derece. 180 dereceye hemen fırınımızı çalıştırıyorum. Fırınımızı ayarladık. 180 dereceye hazır bir durumda bekliyor. Evet. Ben alayım bunu. Evet. Bir puf noktası daha göstersem. Tabii gösterelim, söyleyelim. Size başka bir çırpma teli vereyim. Nedir puf noktamız? Tepsimizi unluyoruz ki yapışmasın diye. Evet. Ama fazla değil. Bir püf noktası daha geldi. Tepsimizi şöyle hafifçe unladık. Görebiliyorsunuz sanırım nokta nokta un atışları yaptık. Ben kırdım sanmıştım. Öyle mi? Çıkmış mı? Çıkmış, değiştirdim. Nazara geldik. Öyle hiç problem değil. Başkalar da yedeğini aldık geldik. Allah razı olsun. Ufacık bir şey insanı nasıl mutlu ediyor değil mi? Değiştirdik yeni sevgimizde. Bakın bu kadarcık şey insanı mutlu ediyorsa, o insanın üzerinde kıyafet yoksa ve siz ona kıyafet veriyorsanız kim bilir ne kadar mutlu olacak. Ya da evinde bir eşyası yoksa ve tamamladıysanız kim bilir ne kadar çok mutlu olacak. Şöyle biraz eşit yaparsak. Tabii, tabii. Her tarafını eşit bir şekilde yaydık. Şöyle bir de tepsimizi sallayalım mı? Tam otursun. Şöyle bir salladım. Hamurumuz otursun diye. Oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. Fırın ısınması evet. Problem mi? Isınsın. Isınsın. Evet. Bekletelim. 180 uzun. Derecede. Bekletelim. Peki üzerine krema yapacağız. Kremalarımız var, sütümüz var, yine yağımız var ve bir de karamel hazırlayacağız. Evet. Karameli ne zaman hazırlayalım? Hemen hazırlayabiliriz onu ama bu çıkmaya yakın dökeceğiz. Yani sıcakken dökmemiz lazım. Bunu hazırlayalım. Tamam, kremayı hazırlayalım, bekletelim, karameli sonraya bırakalım. Evet, donmasın. Değil mi? Evet, donmasın. Bir kase mi versem ben size? Bir kase... Şöyle bir kase içerisinde hazırlayalım o zaman. Buyurun, sıvılarımızı buluşturalım. Şimdi 1 litre sütü. Şöyle yapsam mı ben biraz aceleciyim. Yani acele olmayınca yetişilmiyor her şey. Biraz elim de çabuktur bu konuda. Maşallah. Oyalanmayı pek sevmem. Kremamız için 2 tane kremayı koyduk. Biz biraz bol kremalı yaptık. 1 litre süt koyduk. 5 çorba kaşığı şekerimizi ekledik ve güzelce çırpıyoruz. Evet. Bu sosu olacak. Biliyorsunuz ki sütlü bir tatlı tırliçe. Bol lezzetini de buradan alıyor. En son bir de üzerine karamel hazırlayacağız. Lezzetine lezzet katacak olan ürünlerimizi buluşturacağız. Ancak benim merak ettiğim bir şey daha var. Derneğimizin şu an yeni projeleri var mı gündemde olan? Neler yapıyor? Tabii yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da projelerimiz var. Şu an yurt dışında daha yoğunluk veriyoruz. Bildiğiniz gibi Arakanlı kardeşlerimiz var. Evet. Bangladeş'e orada açıkta kaldılar. Ev projemiz var. Onlara konut projemiz var. Evet, konut yapıyoruz. Aynı zamanda buradan tabii onlara da maddi açıdan buradan para götürüp oradan alınıyor. Evet. Her şeyleri oradan alınıyor. Yani yiyecek, gıda, işte... Tabii ki. İşi kolay kılmak lazım. Evet. Şu an biraz daha iyiler ama yani onlar oraya göçtüklerinde yemeklerini yapamayacakları için bizim oradaki arkadaşlarımız yemeklerini sıcak yemek olarak sundular oradaki gariban Müslümanlarımıza. Evet. Ne güzel, ne güzel. Şimdi bir notumuz daha var o zaman. Ben o notu okumak istiyorum. Tam bu projeler noktasında şöyle koca bir dosyam var sizlere sevgili izleyicilerimiz. Bahsetmek istediğim, bunu bırakıyor muyuz sadece? Dinlensin, dursun. Tamam. Derneğimiz ne mi yapıyor? 65 ülkede faaliyet gösteriyor. Sadece Türkiye'de değil, 65 ülkede. Afrika'da su kuyusu açıyor. Benin'de 1500 dolar, Mali'de 2500 dolar, yine Çad'da 3000 dolar olmak üzere siz de bu faaliyetlere maddi desteğinizi gönderebilirsiniz. Dilerseniz bir kuyu kendiniz açın, dilerseniz mesaj atın.
Bu mesaj da 10 lirayla başlıyor. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. O mesaj inşallah kutusuna parmağınız sık sık dokunur. 55-60'a mesaj atıyoruz. 55-60'a mesaj atıyoruz. Bu şekilde siz su kuyularına, tabii ki kod yazıyoruz değil mi mesaj atarken? Örneğin su kuyusu. Tabii ister su kuyusu istiyorsanız su kuyusu diye yazıyorsunuz. Hı-hı, kodluyoruz. Tabii kodlayarak. Evet, onunla birlikte yetim projesi var. Bir yetimin bir aylık masrafı sadece 100 TL. Eğer bir yetime bakmak istiyorsanız Peygamber Efendimiz'e inşallah cennette şöyle parmağınızın yan yana olduğu gibi komşu olmayı umut ediyorsanız, istiyorsanız, Resulü çok seviyorsanız siz de bir yetime yardımcı olabilirsiniz ve bir yetimin aylık masrafı sadece 100 TL gibi cüzi bir destekle siz de o yetime sahip çıkabilirsiniz. Aynı zamanda Arakan'dan bahsettik ki çok paylaşıyorsunuz. Sosyal medya adreslerinizde sürekli Arakan'la ilgili dualarınız var. Sürekli paylaşımlarınız var. Bu paylaşımı neden bir de maddi olarak oralara göndermeyesiniz ki? Siz de gönderebilirsiniz. Ve diyoruz ki Arakanlı mazlumlar için Bangladeş'te konut projeleri yapılıyor. Orada onlara içlerinde barınabilecekleri güzel konutlar, evler yapılıyor. Siz de bu projelere destek olabilirsiniz. Ayrıca Afrika'da camiler, külliyeler, yetimhaneler yapılıyor. Evet. Evet, Afrika'da cami yapılıyor ya. Ülkemizin her yerinde camiler var. Bazen bakıyorum 100 metre ilerisinde bir cami daha yapılmış. Bereketi bol ülkemizin ama neden Afrika'da olmasın bu caminin bir tanesi? Değil mi? Orada Müslüman bir ülke. Pek çok Müslüman bulunuyor orada. Biz gitmedikçe başkaları dolduruyor oraları. Farkında mısınız? Hristiyanlar hep orada. Hemen ilk gittiklerinde İncil dağıtıyorlar. Biz niye Kur'an-ı Kerim dağıtmayalım? Neden öğretmeyelim? Neden bir caminin orada yapılmasına vesile olmayalım ki? Sadece duayla olmuyor. Bazen madde de gerekli. Burada inşallah dualarınızın yanına maddeyi de eklersiniz diyoruz. Evet, vacip kurbanlarınızı tam 33 ülkede kesiyoruz. 33 ülkede. Adak olur, akika olur, şükür kurbanlarınız olur, hangisi varsa. Allah'a şükür et alabiliyoruz. Şöyle bir gidelim hemen yan tarafta kasaptan. Etimizi alabiliyoruz. Ancak bu tür kurbanlarınız varsa siz de yine bu kurbanlarınızın bağışını derneğimize yapabilirsiniz. En güzeli de şu. Sofralar. Bugün sizinle biz de güzel bir sofra kuracağız. Bu sofraların lezzetine lezzet katan neydi? Paylaşmaktı değil mi? Ramazan ayında yetimlere sofralar kuruyoruz. Buyurun gelin bu sofranın birinde siz kurun. Yetimlere siz yedirin, içirin, doyurun. Hatta onlarla birlikte o sofranın yanında yer alın. Buluşun, çocukları güldürün, yetimlere destek olun diyoruz efendim. Daha çok, proje daha çok bitmez. Ancak şimdilik bir kuble, bu kadarını saydık. İnşallah faydalanmışsınızdır. Şimdi tırlıçaya götüreyim mi fırına? Çok güzel olur. Gülşen Hanım, götürüyorum. Fırınımıza götürdük, bıraktık. Bu da dinlensin. O da dinlensin. Dolabı mı bırakalım? Yok, gerek yok. Kenarda dursun, tamam. Bol kremalı yaptık. Yani sohbetimiz lezzetlenince kremayı da biraz fazla koymuş olduk. Bol lezzetlendirdik. Ve özellikle de bu Arakan'dakilere ev yapılma projesi çok güzel olmuş. Evet. Tebrik ediyoruz. Kim düşündüyse, kim planladıysa, öncülüğünü eden kim varsa çok güzel bir proje. Nasıl gidiyor bu proje? Şu an için iyi gidiyor. Yani sık sık arkadaşlarımız gidiyor Arakan'a. Oradaki sadece ev değil, hani içine hasırdı, artık onların ne giderleri ne varsa onlara, evet, ne kullanıyorlarsa onlara yardımcı olmak için. Belki üzerlerine de hani giyim yardımı, çünkü onlar orası sıcak olduğu için çok giyinerek gezemiyorlar. Ama en azından evlerine bir hasır alıp yere serebiliyorlar. Ya da bir eve olabiliyor. Biliyorsunuz ki pek çoğunu izliyorsunuz yine. Evleri dahi yok. İşte böyle otlardan falan kendilerine bir sığınak gibi yerler yapmışlar. Çamurdan yerler yapmışlar ve buralarda yaşamaya çalışıyorlar. Şükredecek çok şeyimiz var. Ay böyle bir derin nefes aldım. Yani hakikaten şükredecek çok şeyimiz var. Aynen. Görmek lazım ya. Yani biz bazen özgürüz. En azından özgürüz. Onlar yani özgür bile değiller. Yaptıkları pek bir şey yok. Pek çok hastalıkla uğraşıyorlar. Çok fazla derecede
pislikle uğraşıyorlar çünkü suları yok, evleri yok, düzenleri yok ve bununla birlikte özgür değiller. Kendilerine ait dinlerini bile yaşama özgürlükleri yok. Ve birçok ailenin çocukları yetim kalmış. Yetim çocuklarımız var orada, onlara da bakılıyor. Evet. Daha devam edeceğiz. Proje çok. Sevgili izleyicilerimiz, kısacık bir reklam arasının ardından Tirliçemiz pişsin, sizinle birlikte olacağız. Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Biz lezzetlerimizle birlikte kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Gülşen Hanım, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi karamelimizi yapıyoruz tatlımızın. Karamelimizi yapalım. Tamam. Hocam da açayım, ben sizin için hazırlayayım. Şöyle bir tavamızı bırakayım. Şuna da sanırım pirinçlerimizin pişmesi gerekiyor. Onları koyayım. Ekşili köftemiz için. 3-5 dakika kadar. Evet, şöyle pirinçlerimizi koyuyorum. Hemen birazcık sıcak suyla hocam bunun üzerine bırakacağım. Tamamdır. Çok koymayın suyu. Yeterli. Yeterli midir? Şöyle bir haşlansın. Çok çiğ kalmasın. Evet. Şimdi 3 kaşık kadar yaklaşık tereyağı koyuyorum. Ben burayı ayırdım. Şöyle koyacağım. Size bir tahta kaşık getireyim ben. Evet, iyi olur. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Emanetiniz teslim. Karamel hazırlıyoruz. Biliyorsunuz ki siz hazır da alabilirsiniz. Artık bunun kolayı var. Lakin evde yapmak istiyorsanız bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bildiğime göre sizin seyyar gezici giysi mağazalarınız da varmış. Nasıl oluyor bu gezici giysi mağazaları? Evet, giysi mağazalarımız var. Gezici giyim mağazaları. Her yıl örneğin Afyon'dan talep geliyor bize. Mağaza için. Mağaza için yardıma ihtiyacı olan aileler bize başvuruda bulunuyor. Hı hı. Onları tespit ediyoruz. Yaklaşık 250-300 kadar ailemiz oluştuğunda biz oraya mağazamızı, arabamızı dolduruyoruz. Bir Afyon'da örnek vereyim. Afyon'da bir şehir merkezinde bir boş kiralık dükkan arıyoruz. Sonra o dükkanın sahibine, bu arada şunu koyayım. O dükkanın sahibine diyoruz ki biz burada hayır işi yapıyoruz. Gelin siz de bir el ele verelim. Beraber sizin de bir tuzunuz olsun. Evet, beraber bir hayır işi yapalım. Evet. Siz burayı bize 15 günlüğüne hayır için verin. Hı hı. Daha sonra size dua ederiz. Biz çıktıktan sonra da yani burayı kiralayan birisi bulsun. İnşallah. Olsun diye inşallah. Öyle ederiz. Biz orada bildiğiniz boş mağazayı götürdüğümüz kıyafetlerle dolduruyoruz. Oraya işte raflarımızı koyuyoruz, reyonlarımızı koyuyoruz. Bildiğiniz mağaza haline getiriyoruz. Sonra ailelerimizi arıyoruz. O ailelerimiz istedikleri gibi, buradaki mağazamız gibi orada da ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini yapıyorlar. Ne güzel. Böyle il belirliyorsunuz. Evet. Örneğin A ili, B ili, C tabii ili. İşte belirlediğiniz o ile gidiyorsunuz. Orada bir mağazayı hayırseverden 15 günlüğüne alıyorsunuz. Evet. İzmir ile birlikte. Ve burada diğer ailelere de davet edip kıyafet dağıtımından devam edebiliyorsunuz. Şöyle bir durum var yalnız. Biz öyle yapıyoruz ama oranın, o ilin valisini, yani o ilde oturan büyüklerini de davet ediyoruz. Açılış yapıyoruz bir mağaza gibi. Tabii. Bir mağaza açılışı. Aynen, açılışımız da var. Aynen, orada bulunan kişiler, büyük kişiler yani diyeyim. Önde gelenleri de haberi var. Onlar da geliyorlar eğer müsait oldukları müddetçe. Açılışınıza da dahil oluyorlar. Evet, evet. Hayır zincirine de bir halka onlar da oluşturuyorlar. Şimdi tirliçemiz pişmiştir. Ben hemen onu alıp geleceğim. Bir de şu yine hadisi şerifi gündeme getirmek lazım. Hayrı yapan, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Evet. İnşallah vesile olanların sayısını artırsın diyelim Rabbim. Şöyle rica edeceğim, bir tane Nihale alayım. Çok özür dilerim Gülşen Hanım. Müsaadenizle. Ocaktan alayım da. Çok güzel pişmiş tirliçemiz. Çok da iyi kabarmış. Ben beğendim. Tepsimizden de neredeyse hemen ayrılıyor. Şöyle bırakıyorum. Alt tabanını oluşturduk tirliçemizi.
Karamelimiz de oluştu. Çok az kaldı. Şimdi oraya kremamı ekleyeceğiz. Biraz daha dursun. Son anda ekleyeceğim onu. Şeker, tereyağı ve krema üçlüsünü buluşturduk. Şimdi güzel bir en son karamelimizi oluşturuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Biraz kısabilir miyiz altını? Biraz kısabiliriz. Aynen. Hemen kıstım. Şöyle böyle. Niye böyle oldu? Açılacaktır. Biraz bekleyin. Şimdi. Acele etmeyin. Telaş yapıyoruz ekranda sizlerle birlikte paylaşırken ama olacaktır. Birazcık bekleyelim. Hemen kıvamını tutacaktır o. Bu arada pirincimiz pişti. Evet. Onu da yakmayalım. Kurtardık. Çok şükür. Bu kadar pişmesi yeterli mi? Biraz daha yeterli. Zaten pişireyim. Suyla pişecek o. Ha, tamam. Yeterli. Bu kadar pişmesi yeterli. Evet. Bu pirinç ne olacak? Köftenin içerisindeki yerini alacak. Ekşili köftemizin içerisindeki yerini alacak. Bu nedenle öncesinden birazcık pişirmiş olduk. Açılıyor bakın. Şimdi kıvamını tutacak. Bu arada ben yavaş yavaş delik falan açmamı ister misiniz çatalla şöyle? Çok güzel olur. Çatalla biraz deleyim tirliçemizi. Bıçakla da olabilirdi. Şöyle delikler oluşturuyorum. Kremayı dökeceğimiz için hemen çeksin istiyoruz. Şöyle güzelce her tarafından delikler oluşturuyorum. Kürdan olabilir, bıçak batırabilirsiniz. Siz hangisini uygun görüyorsanız. Ben bunu uygun gördüm. Allah'ım tepsi ne kadar sıcak diyorum ama şu tepsiyi tutunca aklıma şey geliyor. Cehennem çok daha sıcak. Allah böyle hayırlar yapmayı nasip etsin ki ufak tefek günahlarımızı, hatalarımızı da böylelikle affetsin inşallah. Şuna dokunamıyoruz ya. Cehennem ateşi nedir? Bir düşünün. Elimizi süremiyoruz değil mi? Tabii. O zaman çok iyilik yapmalıyız. Öyle mi diyelim Gülşen Hanım? Tabii. Çok iyiliğe ihtiyacımız var. Bir taraftan yapalım ki diğer tarafı kapatsın. Hani tartıya çıktığımızda sağ taraf inşallah her zaman ağır basan olsun. Evet. Ve sol tarafı yavaş yavaş tölere etsin. Bu konuda da çalıştığım, şu an çalıştığım işi çok beğeniyorum gerçekten. Zaten bu kurumda olduğum için çok mutluyum ben. Yani ben eskiden kendi çapımda birilerine yardım ederdim. Hı hı. Hatta arkadaşlarımı böyle onlarla beraber yapardık. Fakat böyle bir kurumlarda zaten nasıl diyeyim, yardım eden yardım bulur diye bir söz var ya. Siz de mi buldunuz? Ben de buldum zaten ama bu kurum başka bir şey. Yani ailelerimiz geliyor, ihtiyaçları ne varsa alıyor ve dua edip gidiyorlar. Onların her ettikleri dua da boş çıkmıyor yani. Çünkü ihtiyaç anında ve canı gönülden. Şimdi düşünsenize, bir şeye çok ihtiyacınız var, sürekli onu almak için ya da onun sizin olması için hedefinize koymuşsunuz, dua ediyorsunuz ve Rabbim bunu gerçekleştiriyor. Yani kimi için bu bir diploma olabilir, kimi için yeni bir mevki olabilir, işindeki bir mevki olabilir. Kimi için yeni bir araba olabilir, kimi için yeni bir ev olabilir ya da kimi için o gün çok aç kalmıştır da karnını doyuracağı bir adet yemek olmuştur. Evet. Ama o anki mutluluğu yaşarsın ya değil mi? Gözlerin evet. Güler, yüzün evet, güler, evet. Kalbin güler. O anda çok dua edersin onu sana veren kişiye. Halbuki o vesiledir ama kişiye çok dua edersin. Ben onu birçok kez yaşıyorum bulunduğum döküyorum yerde. Döküyorum bu arada sosu. Evet. Nasıl yaşıyorsunuz mesela? Ya tamamen boşaltabilirsiniz. Sadece dibinde bir bardak kalsın. Bir bardak kalsın. Evet. Gezdiriyorum. O hepsini çekecektir. Şimdi birden dökmeye de korkuyorum ama yok yok çekecek. Bir şey olmaz. Çeker çekti o. Hepsini bile. Çeker. Şöyle bir kısmını hemen çekti. Yine döküyorum. Düz bir zemine koyayım o zaman bunu. Şöyle her tarafı eşit çeksin. Ne dersiniz? Haleyi İyi olur. Kaldırdım. Altında. Hepsini çekti ama bir daha koyayım mı? Bu yeterli mi? Çeker o. Onu da dökeyim mi? Bir bardak kadar kalsa yeterli. Maşallah jet hızıyla çekti. Yani böyle bekleyin falan bir derdi yok. Diyorum ya boca yedin diye. Boca yedin. Resmen boca yedin. Bol sütlü
güzel bir tatlı oluşuyor. Sanırım yeterli olacak, geriye kalan bir bardak kadar ancadır. O kalsın hocam. O kalsın. O yeter. Tamam, onu bıraktım. Bu da oldu. Karamelimiz de oldu. Evet, karamelimiz de güzel görünüyor. Kapatalım mı ocağımızı? Kapatmasaydık çünkü diğer yemeğimize geçeceğiz. Sıcak su lazım bize de. Sıcak su mu lazım? Tencereye mi koyacağız öncelikle suyu? Tabii. Ama bir dakika. İlk önce havuçları kavuralım. Tamam. Sıvı yağımız hemen yanında. Biz hemen tatlıdan sonra ona geçtik ama. Öyle olsun. Birazcık çeksin diye önceliği tatlıya verdik. Şimdi koymayalım mı? Yok, şimdi koyayım şunu. Tamam, buyurun gelin tamamlayın. Ben de o esnada sıvı yağıyla havuçlarımı birazcık soteleyeyim. Olur mu? Normal bir kaşık alabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şurada. Buyurun, kaşığınız. Teşekkür ederim. Öncelikle havuçları koyuyorum. Evet, biraz yağla kavurursanız onu. Havuçları kimini küçük doğramışım, kimini büyük doğramışım. İşte problem değil. Karameli de çok güzel yaptınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. 5 çorba kaşığı, 6 çorba kaşığıydı sanırım. 5 değil, 5'i kremaya koyduk. 6 çorba kaşığı şeker, 3 çorba kaşığı tereyağı kullandık. Bununla birlikte 1 adet kremayı da boca ettiğimiz güzel bir karamel oluştu. Artık bunu da son aşamasında döküyoruz. Şimdi bir projemiz daha vardı. Ben sizi sevgili izleyicilerimize hemen hatırlatmak istiyorum. Size şöyle 2 adet broşür tutmuştum. Birinden bahsettim, diğerini 2. bölümde size anlatacağım demiştim. İşte tam da şu an o an bu 2. bölüm katarakt. Evet, pek çoğumuzun farkında olmadığı bir yaşlılık hastalığı olarak bildiğimiz katarakt. Bakın tedavisi ne kadarmış sevgili izleyicilerimiz. Afrika ülkelerinin çoğunda iklim şartlarına bağlı olarak sık görülen bir göz hastalığıdır bu katarak. Gözün üzerinde beyaz renkteki bu tabaka görme yetisini zamanla azalmasıyla başlıyor ve birkaç yıl içerisinde de tamamen kör olmaya kadar gidiyor. Kataraktın tedavisi 300 TL'ye mal oluyor. Evet, yanlış duymadınız. 300 TL gibi cüzi bir ücrete zaman olarak da sadece yarım saatlik bir ameliyat sonrasında artık tamamıyla gözleri görür bir hale geliyor evet. Hasta kişi. Böyle de bir proje var. Buna biraz su koyalım. Ne diyoruz? Bir insanı ışığa kavuşturmak sadece 300 TL. Evet, bir insanı ışığa kavuşturmak sadece 300 TL. Ne yapıyorsunuz bunun için? Bu projeye destek olabilmek için hemen katarakt yazıyorsunuz. 55-60'a mesaj atıyorsunuz. Katarakt yazıyorsunuz. 55-60'a mesaj gönderiyorsunuz. Şöyle bir broşür. Deniz Feneri Derneği Org'a da girebilirsiniz. Yine konuda araştırabilirsiniz internet üzerinden. Ve bu tür projelere destek olabilirsiniz. Katarakla ilgili var mı bir yanınız? Benim değil ama arkadaşımın var. Vahit diye bir arkadaşımız vardı. Görevli bu sene gitti. Katarak projesi için. Hatta bayram üzere gitti. Orada kaldı biraz bu proje için. Evet. Orada çoluk çocuk, yani o köyde tamamen herkes katarak. Çoluk çocuk, büyükten küçüğe. Bir teyzemiz varmış orada. 30 yıl boyunca gözleri görmüyor. Kaç yıl? 30 yıl boyunca. 30 yıl boyunca. Gözleri kataraktan dolayı kapanmış, görmüyor. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bir ya 300 lira için 30 yılını vermiş bu insan. Çünkü parası yok. 30 yıl ve 300 TL için. Evet. Evet. Bunu anlatmıştı. Çok etkilenmiştik biz de. Yılın sonunda ameliyatı oluyor ve gözleri açılıyor mu? Çok dua ediyor. Tabii. Bunun gibi birçok kişi var zaten. 20 yıl, 10 yıl ama bu 30 yıl olunca kadının ömrü kör olmuş yani. Ömrü görmemekle geçmiş sadece yokluktan dolayı. Şimdi ben köfte malzemelerini koyuyorum bu arada. Koyun. 350 gram kıymamız var sevgili izleyicilerimiz. Bir adet rendelenmiş soğanımız var. Bir adet yumurtamızı ekledik içerisine. Ve yaklaşık yarım çay bardağı kadar pirincimizi sıcak suda pişirdik. Şimdi onu da ekliyorum. Koyuyorum. Hüseyin Hocam. Koyun. 30 yıl ve 300 TL.
Kim bekleyebilir ki bu kadar uzunca bir süre, kim sabredebilir? Gerçekten çok büyük bir sabır ve imtihan süreci. Şimdi en ufak bir rahatsızlığımız olsa ilk iş hemen kendimizi doktorlara atıyoruz. Hatta sıra bulamadık mı canımız sıkılıyor, hemen diğer hastane. Pek çok seçenek bizim elimizin altında. Belki bundan da kıymetini bilmiyoruz. Ülkemiz cennetvari bir yer. Gerçekten cennetin tam ortasında yaşıyoruz da farkında değiliz. Şimdi ne yapmamı istersiniz? Tuz ekleyeyim. Biraz tuz, karabiber koyalım. Biraz karabiber ekleyeyim. Başka ne eklememi istersiniz? Biraz geleneksel pul biber, toz biber devam edeyim mi? Bunu bir şekilde coşturalım şimdi. Toz biber biraz ekleyeyim. Olur. Bu da köfte baharı. Çok hafif. Bir kimyon tık koyabilirdik birazcık. Kimyon, şurada kimyon alayım. Ha. Bu da kimyon. Tamam, fazla değil de. Şöyle bir tık. Yeterli midir? Yeter. Evet, buyurun sevginizle yoğurabilirsiniz. Güzel bir köfte olacağından eminiz. Ekşili köftemizi de böylelikle yapmış olacağız. Peki siz kaç yıldır daha önce gönüllü olarak da bulundunuz mu bu derneğin içerisinde? Ben 1,5 yıldır yaklaşık dernekteyim. Ama tabii daha öncesi de var. Şöyle var, eşim gönüllü olarak çalışan eşimdi. Ben çocuklarım vardı küçük o zamanlar. Ve annem de bağışçısıydı derneğimizin. Biz ekranlarda çok seyrediyorduk ve çok duygulanıyorduk o dönemlerde. Yani ben içimden geçiriyordum, keşke ben de bu faaliyette olabilsem diye. Çok geçirdim. Rabbim nasip etti, çok şükür. Ayrıca buradan Turgut Durmuş Bey'e de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğe girmemde vesile olan kişidir o kendisi. Hı hı. Allah razı olsun. Amin. Allah onlardan da razı olsun. Bu iyilik hareketinde yer almasına vesile olan kişilerden de. Şimdi biz buraya ne ekledik sevgili izleyicilerimiz, ekşili köftemiz için? Bir tane havucumuzu doğradık. Küp küp doğradığımız bir tane kerevizimiz içerisinde mevcut. Bir tane de yine patatesimiz var. Üzerine çıkacak biraz bol miktarda su ekledik. Birkaç dal da kereviz yaprağından attık içerisine ki lezzeti karışsın diye. En son olarak da içine köftemizi hazırladık. Şimdi yuvarlıyor muyuz? Ben de yardımcı olayım size. Ne kadar boyutta yapmamı istersiniz? Fındıktan biraz daha büyük olabilir. Neyden? Fındık büyüklüğünden. Fındıktan. Cevizle fındık arası olsun mu? Olsun. Çok mu büyük oldu? Olsun. Oldu mu bu? Şişecek ya biraz da. Bir milim kopardım o zaman. Şöyle yuvarlıyorum. Onun içerisine atıyoruz ki dağılmasın diye. Öyle mi? Evet. Doğru mu? Tahmin edebilmişim. Doğru. Atıyorum o zaman. Siz ustasınız efendim. Estağfurullah. Ne demek? Ustalık diye bir şey yok. Herkes her gün kendini yeniliyor. Şöyle atıyorum. Peki yurt dışına gitme diye bir düşünceniz var mı? Artık Türkiye'den elimden geldiğince bütün hizmeti yaptım. Biraz da yurt dışına gideyim, onları da göreyim diye bir hedefiniz var mı? Yani öyle bir hedefim yok ama tabii ki isteğim var. İsteğim var mı derseniz var. Çünkü oradaki yetimleri özellikle, çünkü ben de yetim büyüdüm. Benim babam, ben 10 yaşındaydım vefat ettiğinde. Anlayabiliyorum onları kısmen. Onları görünce ayrı bir duyguya sahip oluyorum. Onunla birlikte bir anım da var. Yani 10 yaşında çok idrak edemiyorsun. Küçüksün daha. Küçüksün. Babam, annem Allah razı olsun bana yokluğunu yaşatmadı. Babamızın yokluğunu yaşatmadı. Fakat arkadaşlarımın babası geldiği zaman şöyle diyordum ki, akşam oyun oynuyoruz akşama kadar. Hı hı. Arkadaşlarımın babaları işten geliyor. Koşa koşa önlerine koşarlardı babalarının. Kucaklamak için. Kucaklamak için. Ben de böyle baka kalırdım boynumu büküp. Derdim ki keşke benim de babam olsaydı, ben de koşardım önüne diye. O yüzden o yetimleri çok anlayabiliyorum yani. Nedir, ne yaşar, ne hisseder? Tabii, en iyi siz anlıyorsunuz değil mi? Ya derneğimize de geliyor öyle yetim çocuklar. Onlara bir şey verdiğin zaman böyle çok mutlu oluyorlar. Yani nasıl diyeyim, bir balon bile versen mutlu oluyorlar. Onların mutluluğunu paylaşamam yani. Hiçbir şeye değişemem onların mutluluğunu. Evet. Kendi çocuğun belki beğenmiyor aldığın şeyi, en iyi bir şey al. Ama onlara en ufak bir şey versen mutluluğunu gözlerinden anlıyorsun ya. O da size yetiyor değil mi? Tabii ki. Yani o çocuğun gözlerindeki mutluluğu, kalbindeki o gülümseyen sevgiyi görmek size mutlu ediyor. Tamamen saf duygular besliyorlar çünkü. Ne güzel.
Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Çünkü hissederek yaşamak ayrıdır. Ben sizi mesela hiçbir zaman hissedemeyeceğim. Çünkü bir babaya sahibim. Ama siz onları hissediyorsunuz. Bu da ayrı bir şey. Hani empati yapmak denilir ya. Empati evet. değil aslında ya. Empati bir şeyi yerine kendinizi koyma isteğidir. Koymaya çalışırsınız ama olmaz. Ancak hissetmek farklı bir şeydir. Evet. Siz onu hissediyorsunuz. Onun ne yaşadığını, duygularını, düşüncelerini hissediyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum bu konuda. Rabbim yar ve yardımcınız olsun ki artık tamamıyla onlarla buluşmuşsunuz. Çok şükür. Artık ben kendi yerimi buldum diyor musunuz? Demez miyim? Buraya aittim ben zaten diyor musunuz? Kesinlikle diyorum. Yani benim yerim burası. Rabbim ayırmasın diyelim biz de. Sizleri Amin, onlarla buluşturmaya devam etsin. Şimdi köftelerimizin bir kısmını atmak istiyorum ben hemen tenceremizin içerisine. Şöyle unlayayım. Unladıklarımı atayım mı? İzniniz var mıdır? Evet tabii ki. Şöyle unladım. Olacak. Tepsiyi şöyle çevirsek hepsi unlanır. Mutlaka siz yaparken ben biraz işi hızlandırayım ki zamanımız içerisinde sevgili izleyicilerimize yemeği de gösterelim istiyorum. Sizin kadar ustaca unlayamadım ama şöyle bir çevirdim. Estağfurullah. Şimdi atıyorum. Tenceremizin içerisine köftelerimi atıyorum. En son yumurta, sarısı ve limonla bir ekşili sos hazırlayacağız. Onu dökeceğiz ve servisini yapacağız sana. Evet. Bu kadar diyoruz. Şimdi bu yemek mi çorba mı ikisinin karışığı herkes istediği gibi telaffuz edebilir bu konuda. Kimisi yemek der, kimisi çorba der ama bunu genelde çocuklar da seviyor. Sebze çok sevmezler ama bunu severler. Evet bu şekilde atıyoruz ve yemeğimizi pişiriyoruz. Çorbamız pişti, ekşili köftemiz. Şimdi hemen sosunu hazırlayalım ve onu da buluşturalım. Trileçemiz de bu arada hazır. Servisini hazırladık. Biraz daha soğuyacak inşallah. Ardından da afiyetle tüketeceğiz. Gülşen Hanım buyurun. Şimdi son olarak ne koyuyoruz? Şimdi bir limon, yarısını içine, yarısını terbiyesine. Bir tane de yumurta sarısı. Şöyle yapayım. İyice sıkıyoruz. Çekirdekleri gitmesin içine. İyice çırpıyoruz. İçine gitti yine. Aldım ben, hiç sorun yok. Evet. Yumurta sarısı ve limon ile güzel bir ekşili sos terbiye hazırladık. Bunu devam edeceğiz karıştırmaya. Devam edelim. Evet, bunu artık kesmeyeceğiz. Kesmemeyiz için kılışana kadar o çekirdeği alsaydık. Aldım ama sen de mi var? Kaçamak yapmış. Artık o da bir daha alayım lütfen. Teşekkür ederim. Artık ekleyebiliriz sanırım. Kıvamı oluştu. Tamam. Ne dersiniz? Tamam ekleyelim. Getiriyorum. Evet, ekşili köftemizin ekşi sosuyla buluşturduk. Şöyle bir taşım kaynatıyoruz. Ardından servislerimizi yapacağız. Ekşili köftemizin de evde herkese tavsiye ettiğimiz bir yemek. İçerisinde kereviz de bulunuyor sevgili izleyicilerimiz. Kereviz sevmeyenlere bir öneri olabilir. Kepçemizi nereye götürdük? Başka alalım. Yok burada. Hemen kullanabiliriz onu. Koyalım. Buyurun. Şöyle koca bir tabak hazırlayalım ki bir tabaktan yemenin bereketi de bol oluyormuş ya. Eskiler hep öyle yaparmış bilirsiniz. Bir evet. tabaktan yer bereketiyle buluşturur. O sofrada muhabbeti coştururlarmış. Biz de bugün muhabbetimize yemeklerimizi ekledik. Hatta tatlımızı ekledik. Tatlımızı ben şöyle bir kesip serviste yapmayı düşünüyorum ama. Ne dersiniz? Bir tabak servisi hazırlayayım. Şöyle bir tabağımız var. Trileçemizden keseceğim. Tabii biraz daha dinlenseydi sanırım daha iyi olabilirdi. Bir tane çıkaralım mı? Evet. Şerefi ben alayım. Sizi bozmadan. Ortadan bir dilim alayım. Bir saniye açalım.
bir dilim daha alıyorum. Bu da sizin için olsun. Aynı tabaktan yiyeceğiz ya. Değil mi? Evet, şöyle iki dilim aldık. Servisimiz de hazır. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu güzel sofra için ve bu güzel sohbetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca Akit TV'ye bizi davet ettiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir de çağrı merkezimizin numarasını söylemiştik. Tekrar bir kere daha hatırlatalım. Size nasıl ulaşabilir sevgili izleyicilerimiz? Evet, 0212 414 6060 numaralı telefonlarımızla bize ulaşabilirler. Mont yardımı yapabilirsiniz, bot yardımı, ayakkabı yardımı ya da katarakt olan bir kişinin gözlerini açmasına vesile olabilirsiniz. Dünyadaki ışığı ve renkleri görmesine vesile olabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Biz bugün Deniz Feneri Başımızın Tacı Derneği'mizi ağırladık. Hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki sosyal medya adreslerimizde de sizleri bekliyor olacağız. Özellikle Instagram'da FC Mutfakta Hayat, Facebook'ta Fatma Çakır olarak sizlerin emrine amade sohbetinize keyif katmaya devam edeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.